Merhaba arkadaşlar Atayınları Ben Korkmam 6. sınıf Matematik Soru Bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 1. ünite konularından üst ifadelerle işlemleri öğreneceğiz. Dersimize başlayalım. Üs ifadelerle işlem yapılırken önce üst ifadenin değeri bulunur. Örneği inceleyelim. 3 üzeri 2, 5 üzeri 3 ve 8 üzeri 1 toplanıyor. 3 üzeri 2 3 çarpı 3'ten 9. 5 üzeri 3. 3 tane 5'in çarpımından 125. 8'in birinci kuvveti de kendisi 8'e eşitti. 9, 125 ve 8'in toplamı 142'dir diyoruz. Alıştırmalarla devam edelim. 10 üzeri 3 ile 10'un karesi toplanır. Yani 10'un küpü ile 10'un karesi. 10'un küpü 1'in yanına 3 tane sıfır atarsak 1000'dir. 10'un karesi de 1'in yanına 2 tane sıfır attığımızda 100. 1000 ile 100'ün toplamı 1100'e eşittir. 4 üzeri 3, 2 üzeri 2 ve 5 üzeri 3. 4'ün küpü, 2'nin karesi, 5'in küpü. 4'ün küpü 3 tane 4'ün çarpımından 64. 2'nin karesi 2 tane 2'nin çarpımından 4. 5'in küpü ise 3 tane 5'in çarpımından 125'tir. 64 ile 4'ün toplamı 68. 68 ile de 125'i topladığımızda buradan sonuç 193'tür diyoruz. 3 üzeri 4, 5 üzeri 2, 3 üzeri 4, 4 tane 3'ün çarpımından 81'dir. 5 üzeri 2 yani 5'in karesi de 5 çarpı 5'ten 25. 81 ile 25'i toplarsak sonuç 106. 1'in 8. kuvveti, 8'in 1. kuvveti. 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşitti. 8'in 1. kuvveti de kendisine eşit olduğuna göre 1 ile 8'in toplamı 9'dur diyoruz. 2 üzeri 7 eksi 6 üzeri 2 artı 1 yani yani 6'nın karesi. Şimdi ilk önce üs ifadeleri bulalım. 2 üzeri 7 demek. 7 tane 2'nin çarpımından 128'e eşittir. 6'nın karesi de 2 tane 6'nın çarpımı. Yani 6 çarpı 6'dan 36'ya eşit. Şimdi yerine yazalım. 128 eksi 36 artı 1. 128'den 36'yı çıkarttık. 92. 92 ile 1'i topladığımızda İşlemin sonucu 93'tür. 1'in 15. kuvveti 2'nin 5. kuvveti. 1'in bütün kuvvetleri 1'di. 2'nin 5. kuvveti de 5 tane 2'nin çarpımından 32'ye eşittir. Ve 1 ile 32'nin toplamı da 33'tür diyoruz. Geriye kalan sorularda sizlere ödev olsun arkadaşlar. Evet. Üst ifadeler nedir? Üst ifadelerde işlemler nasıl yapılır? Öğrendiğimize göre geriye kalan soruları ve kazanım değerlendirme testini sizler de Ata yayınları ben korkmam 6. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.